Herkese merhaba Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tığ işi iki renkli bebek battaniyesi yapımı tarif edeceğiz. Örgümüz için Spagetti Yarn'ın lüks velvet ipini kullanacağız. Örgümüz için kullanacağımız tığ numaramız 6 milim olacak. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Burada ilk zinciri bu şekilde kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. Doladığımız için 3 ilmeğimiz var. Tekrar tığımızın başına dolayarak ikisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturduk tığımızın başına dolayarak sıradaki gelen zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz 3 ilmeğimiz var doladık ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturduk tekrar doluyoruz sıradaki gelen zincirin içerisine batıp ilmek çıkardık tekrar ikili trabzan örüyoruz ikisini birlikte ikisini birlikte bakın Burada 3 zincirlik nokta ve 3 tane yan yana ikili tırabzan noktasını oluşturmuş olduk. Şimdi iki yönlü artırmalara başlıyoruz. Bunun için de her defasında 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Bu şekildeyken örgümüzü ters çeviriyoruz. 6 zinciri bu noktada doluyoruz tığımızın başına ve baştaki 1 2 3 zinciri bırakıp dördüncü zincirin içerisine çalışacağız. Bakın bir, iki, üç zincir bırakıyoruz ve dördüncü zincirin içerisine batarak ilmek çıkardık. Üç ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyoruz. Şimdi yine başta yapmış olduğumuz gibi bir diğer zincirin içerisine batarak tekrar ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doluyoruz. Bir diğer bakın artık buradaki son zincir bu son zincirinde içerisine batıp üçüncü ikili trabzanımızı örmüş oluyoruz. Bu yönden de baktığımız zaman bakın 3 zincirlik nokta ve 3 tane yan yana ikili trabzan noktası. Şimdi bu iki parçayı bir bütün haline getireceğiz. Bunun için bakın tersten görünen 3 tane yan yana trabzan ve bir de zincir boşluk. Zincir ve trabzan arasındaki bu geniş boşluğa bakın ilk ördüğümüz parça bu geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz ve diğer ilmekten kaydırarak geçirdik. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Şimdi buradaki boşluğa 3 tane yan yana trabzan öreceğiz. Ve yine aynı örgüyü elde etmiş olacağız. 1, doluyoruz. Bakın geniş boşluğa batarak. 2, doluyoruz. Aynı boşluğa batıp 3. ikili mızı örüyoruz. Örgümüz tek parçayla başlamıştı. Bakın sağda ve solda artırarak burada örgümüzü büyütmüş olduk. Şimdi yine bu noktada 6 zincirli örgümüzü büyütmüş olacağız. 1 2 3 4 5 6 zincir. Örgümüzü ilk başta yaptığımız gibi ters çeviriyoruz. Burada 6 zincirimiz duruyor. Doluyoruz. Baştaki 1 2 3 zinciri bırakıp 4. zincirin içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın yine aynı teknik. Doluyoruz. Bir diğer zincirin içerisine ikili trabzan doluyoruz. Hemen buradaki son zincirinde içerisine batarak üçüncü ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın üç zincirlik boşluk bir iki üç tane trabzan. Şimdi yine bu ördüğümüz parçayı bu parçaya tutturmamız gerekiyor. Bunun içinde tuttururken her defasında 3 trabzan bakın burada zincirli boşluğa batacağız. Trabzan ve zincir arasındaki geniş boşluk oldukça belirgin. Bu boşluğa batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Araları doldururken de 1, 2, 3 zinciri çekerek doluyoruz. Ve bu bağlantı yapmış olduğumuz zincir boşluğuna 3 tane yan yana ikili trabzanımızı örüyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi buradaki parçayı da örmüş olduk. Şimdi bu parçayı buradaki noktaya birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de yine zincirli noktayı kullanacağız. Zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp direkt ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bu noktayı örmek için ise 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına dolayarak bu boşluğa yine üç tane ikili trabzan dolduruyoruz. 1, 2, 3. Bakın. Önce bir taneydi. 2'ye çıktı. Şimdi bu sırada 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi yine sağda ve solda artırarak birer tane. Her sırada böyle sağ ve solda artarak örgümüz büyümüş olacak. Şimdi yine 6 zincirle burada tarif etmiş olduğumuz mantıkla örgümüzü büyüteceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bakın örgümüz bu şekildeyken ters çeviriyoruz zincirli nokta burada. Hemen 1 2 3 zincir bırakıp dördüncü zincire trabzanlarımızı örerek 3 tane yan yana hep bu şekilde artışlarımızı sağda ve solda aynı şekilde yapmış olacağız. Bakın. Şimdi bağlantıyı yapıyoruz. Zincirli boşluğumuza batıyoruz kaydırmayla. 1 2 3 zincir ve şimdi bu arayı dolduruyoruz bakın. Bu araları dolduracağız ta ki uç noktaya kadar. Hemen bu kısmı hızlı bir şekilde birlikte yapalım. 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu parçayı buna bağlantılayacağız. 3 zincirlik geniş boşluğa batıp kaydırmayı yapıp 1, 2, 3 bakın arayı dolduruyoruz. Doluyoruz ve bu boşluğa 3 tane ikili trabzan. 3 tane trabzan ördükten sonra şimdi bu parçayı Buna bağlayacağız. Buradaki zincirli boşluğu kullanıyoruz. Her zamanki olduğu gibi. Kaydırmayı yapıp yine 3 zincirle yukarı çıkarak burada üç tane ikili trabzanımızı örmüş oluyoruz. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi burada altı zincirle bu noktayı da büyüteceğimiz için sayılar böyle artarak örgümüz büyümüş olacak. Önce üçgen şekilde büyüteceğiz, istediğimiz ölçüye gelene kadar. Sonra diğer bir rengi dahil ederek kare formunu vermiş olacağız. Yani artık diğer bir renkte büyütmeyi durdurup artık kapatma işlemine geçmiş olacağız. Şimdi bu parçamızı büyüterek bir sonraki aşamaya devam edelim. Burada sizlere modeli tarif etmiş olduğumuz gibi, bakın bu uçtan başladık, kenarlardan artırma yaparak üçgen şekilde parçamızı büyütmüş olduk. Şimdi burada. Bakın ipimiz burada kaldı. Şimdi trabzanların bir tanesi bakın ilk parça dik geliyor trabzanlar diğeri yatay. Dik yatay şeklinde bu trabzanlı noktaları bakın modelimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde saydığımızda bu kenarda 23 tane yine bu uçtan başlayarak saydığımız zaman da yine bu kenarda da 23 tane dilim yani modelimiz var. Bu ölçü bizim için yeterli. Şimdi renk değişikliği yapacağız. Burada son trabzanı ördükten sonra burada ipi Kesmeyeceğiz. Bir zincir çekip şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz ve ipi burada bırakacağız. Yeni bir renge geçiyoruz. Sanki burada ipi bağlamışız gibi düşüneceğiz. Diğer rengimizi alıyoruz. Burada hemen bir zincirle bakın kilit yaparak ilk ilmeği oluşturuyoruz. Şimdi bu noktada e, ipi bağladığımızı düşündüğümüzde örgümüzü ters çevirmemiz gerekiyor. Burada da aynı işlemi yapacağız. Bakın örgüyü bu şekilde ters çeviriyoruz. Yani diğer yöne çeviriyoruz. İpimiz burada kopartmadık. Şimdi burada bakın ne yapacaktık? Azaltma yapacaktık. Burada normalde aynı renkte devam edecek olsaydık 3 zincirle yukarı çıkıp buraya bir kaydırmayla bağlantı yapıp 3 zincir çekip trabzanlar doldurmaya devam edecektir Burada artırma yapmayacağız artık. Üçgen halinde olan örgümüzü kare formunu e, vermemiz için bu azaltmaları yapmamız gerekiyor hem azaltacağız hem orta kısmı doldurarak örmemiz gerekiyor şimdi bakın ipimiz burada ilmeğimizi oluşturduk yine zincirle bağlantı yapmak istediğim için bu trabzanla zincir arasındaki bakın ilk dilimdeyiz geniş boşluğa batıyoruz ilmeği tığımızın ucunu aldık buradan geçiriyoruz 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz bu ipleri sonradan gizleyeceğiz. Bakın burada isterseniz lila renkle 3 zincir çekip buradan kaydırma yapıp e, örgünüze devam edebilirsiniz. Aynı renkle devam edecekseniz eğer lila renkle yani bu renkle buraya kadar gelmeniz lazım. Sonra 3 zincir çekip aynı örgüye devam edeceksiniz. Burayı bakın kapatmış oluyoruz. Şimdi 3 zincirle doluyoruz. Buradaki boşluğa gelerek aynı örgüye devam ediyoruz. 3 tane ikili tırabzanımızı bu boşluğumuza dolduruyoruz. Bakın bu kenar bu şekilde kapanmış oluyor. Bakın uzamadı. Şimdi 3 zincirlik geniş boşluğa batıp tekrar bir kaydırma. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Ve bu boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3. Tekrar bu parçayı bu parçaya tutturuyoruz. Kaydırmayla 1, 2, 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan 1 2 3 yine bu parçayı bu parçaya tutturarak bakın aynı şekilde örgü devam edecek burada devam edelim ta ki buradaki uç kısma kadar gelelim ve buradan sonra dönüşü nasıl yapıyoruz sizinle paylaşalım burada bakın örgümüz devam etti buradaki uç kısma kadar geldik burada 3 zincirlik geniş boşluğa batıp 3 zincir 3 tane trabzanla Burada bakın bir kenar örmüş olduk. Burada saydığımız zaman şu yeşil uçları yani bu dilimleri saydığımız zaman toplamda 23 tane dilim elde etmiş olduk. Şimdi bakın bundan sonra artırmayacağız. Yani 6 zincirle devam etmeyeceğiz. Burada 1 2 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz ve 3 zincirlik geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bakın burayı kapatmış olduk. Şimdi yukarı doğru devam edeceğiz. Burada da bahsetmiş olduğum şey aynıydı. Aynı renkle devam edecekseniz eğer burada tarif etmiş olduğumuz gibi 3 zincirle buraya gelip tekrar 3 zincir çekip doldurarak trabzanları örgüye devam etmek. Yani burayı kapatmak. Artık 6 zincirle örgüyü büyütmüyoruz. 3 zincirle kapatmalar yapıyoruz. Şimdi burada bu kısma geldik. 6 zincirle büyümedik. 3 zincirle burayı kapattık. 1, 2, 3 zincir çekip Modeli aynen örmeye devam ediyoruz. Bakın 3 tane trabzanımızı 3 zincirlik geniş boşluğa örerek ilerliyoruz. Sonra yine bu parçayı bunu tutturarak kaydırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir ve 3 tane trabzanımızı aynı şekilde örerek ilerliyoruz. Şimdi burada modelimize devam edelim. Burada dönüşü nasıl yapıyoruz ve kapatmayı bir kez daha burada sizlerle paylaşmış olalım bakın buradaki uç kısma geldik göstermiş olduğunuz gibi son parçayı da bakın birleştireceğiz. Buradaki 3 zincirlik geniş boşluğa batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Burada artık 6 zincirli artırmalar yok. 1 2, 3 zincir çekip bakın buraya tutunarak bu tarafa geçmiş olacağız. 3 zinciri çektikten sonra şimdi örgümüzü çeviriyoruz çevirdikten sonra bakın 3 zincirli geniş boşluğa batıp trabzan arasındaki. Kaydırmamızı yapıyoruz. Bakın bu kenarda kesiyoruz, azaltmalar yapıyoruz. Yani artık bir artırma yok. 3 zincirle bu noktayı sabitleyerek, bu orta kısmı örerek örgümüzü artık e, tam kare hale, kare formuna getirmiş olacağız. Şimdi devam ederken yine 3 zincir çekiyoruz ve buradaki 3 zincirlik trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan örerek burayı dolduruyoruz. Bakın doldurduktan sonra bu parçaya yine aynı şekilde tarif etmiş olduğumuz gibi tutturarak yine 3 zincirle yukarı çıkıp 3 tane trabzanla aynı örgümüze devam ediyoruz. Artık bakın artırmalar yok. 3 zincirle sabitleyerek bu kenar kısmını da kapatarak kare formunu vermiş olacağız. Bakın bu uca kadar geleceğiz. Uçta da yine 3 zincirle dönüşler yaparak orta kısmı doldurarak şimdi bir tane ile başlamıştı hatırlayalım böyle bir iki sonra üçe çıkmıştı dilimler. Her sırada bir bir artmıştı. Bu şekilde artarken şimdi bakın 23 tane yeşille e, şu dolguları sayıyoruz. Bakın 1 2 3 mesela bu kenarda. E, bu sayı 23 taneydi. Giderek her sırada azalacak. Son bir tane kalana kadar devam etmiş olacağız. Son bir tane de kaldığı zaman şu an üçgen şeklinde görünen örgümüz tam kare formunu almış olacak. Şimdi bitirelim. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Şimdi burada bakın son bir tane model kalana kadar örmeye devam edeceğimizi söylemiştik. Burada kaydırmayı yaptıktan sonra aynı dönüşü yaptıktan sonra 3 zincir çekip aynı boşluğumuzu yine dolduruyoruz ve bu da son örneğimiz olmuş oluyor. 3 tane trabzanımız ördük ve buradaki geniş boşluğa batıp ilmeğimizi kaydırıyoruz ve burada 1 2 3 zincir çekip örgümüzü çevirerek buradaki son boşluğa da batıp Tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Bakın, şu boşluk bizim için önemli. Bir zincir çekiyoruz. Burada şöyle ipi biraz uzun bırakalım, çok kısa bırakmadan. ipimizi keserek bu aşamada ilmeğimizden çıkartıyoruz. Sonra bu ipi gizleyeceğiz. Şimdi burada bakın, yeşil rengin olduğu yere lila renkli kenar süslemesi yapacağız. Bunun için burada ipimizi kesmemiştik hatırlayalım. Bakın bu uçta ipimiz duruyordu. Hemen burada. Bakın 3 tane trabzan ördükten sonra ipi burada bırakmıştık. Ee, yeşil rengimize geçmiştik. Şimdi burada örgüyü çevirip 1, 2, 3 zincir çekip bakın şu aradaki boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarıp bir sefer kaydırıyoruz. Sonra hemen burada 3 zincirlik boşluklar var. Bakın bu kenarda 3 zincirlik geniş boşluk var. Bu boşluğa batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu aşamada 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başını dolayarak bu boşluğa iki tane trabzan çalışıyoruz. Yine aynı model ama trabzan sayımız bir tane eksik olacak. Bakın 3 zincir iki tane trabzan. Şimdi bir diğer boşluğumuzun içerisine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırdıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz doluyoruz. Hemen iki tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2. Bakın bu yeşil kenarın olduğu noktalarda böyle 3 zincirlik hep sıralı boşluklar var. Ve biz bu boşluklara bakın her birine sıradaki yerine direkt batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 zincir 2 tane trabzan dolduruyoruz. Şimdi bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim. Bakın yeşilin olduğu yeri diğer renkle kenar süslemesi yapacağız. Buradaki uca gelelim. Tekrar geçişi sizlerle paylaşalım. Bakın buradaki uç kısma geldik. Hemen diğer kenara geçmek için hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Direkt gelen zincirli boşluğa batıp kaydırmamızı yaptıktan sonra yine 3 zincir çekerek 2 tane trabzan doldurarak ilerliyoruz. Bakın dönüşü de yine aynı şekilde devam ettirerek yapmış oluyoruz. Şimdi yeşil olan nokta bitene kadar bakın bu şekilde bu köşe noktaya kadar ilerlemiş olacağız. Şimdi burada sıramızın sonuna geldik. Bakın yeşil noktaya kadar geldik. Buradaki zincirli noktaya da kaydırma yapıp 3 zincir iki tane trabzanı ördükten sonra bakın burada lila renkli yeşil ipin arasındaki yeşil rengin arasındaki geniş boşluğa batıyoruz. Burada ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi lila kısmında kenar noktalarda zincirli nokta yok. Bakın burada yapmış olduğumuz gibi 3 zincirlik boşluklar. Bu lila renkle yani ilk başladığımız renkte Kenarlar hep bakın trabzanlı noktalara denk geliyor. Şu trabzan burada da yine zincirli bir boşluk yok. Şimdi burada ipi kopartmadan zincirli boşluğumuzu burada kenar süslemesinde bakın kendiliğinden olan zincirli boşluğu bu kez bu kenarda e, uygulamaya devam edeceğiz. Ne yapacağız? Kaydırmadan sonra 1, 2, 3 zincir hemen şu ara boşluğa batıyoruz. Bakın iki model arasındaki boşluğa batıp buradaki 3 zincirlik boşluğu oluşturuyoruz ki kenar süslememizi burada yapmış olduğumuz gibi bu tarafta da uygulayabilelim. Şimdi yine 1 2 3 zincir. iki model arasındaki geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 iki model arasındaki bakın biri dikey, biri yatay şekilde duruyor. iki model arasına girerek geniş boşluğa kaydırmamızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir ve model arasına girip kaydırmayla bakın buradaki şimdi bu kenarda model bitti şimdi burada yeşil rengimizi takıp buradaki 3 zincirlik boşluklara kenar süslemesini yapacağız burada devam edeceğiz bakın köşede de yine aynı şekilde 3 zincirlik boşluğu burada da oluşturacağız bu tarafta da aynı şekilde oluşturarak lila ipi en son buradaki Bakın burada tamamen yeşil çalışacağız. Lila'daki şurada zaten 3 zincirlik boşluk var. Burada bağlantımızı yapıp lila renkli ipimizi kopartacağız. Şimdi buradaki kopartmayı da yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi burada sıramızın sonuna geldik. Bakın burada 3 zincirlik boşluk mevcut. Şimdi burada 3 zincirimizi çekip buradaki 3 zincirlik boşluğa batıp kaydırmamızı yapıp bir tane zincirle ipimizi şöyle birazcık uzun bırakıp kesiyoruz. Burada artık bu renkle bir işimiz kalmadı. İpimizi sıkılayalım. Bakın kenarda mevcut olmayan 3 zincirlik kenar süslemesi için bize lazım olan boşlukları elde etmiş olduk. Burada zaten kapatma yaparken 3 zinciri çektiğimiz için burada bu ekstra işleme gerek kalmadı. Şimdi kenar süslemesini düz yaptığımız noktada burada ipi kestik. Şimdi bu kenardan başlamamız gerekiyor. Bakın bu kenardan başlayacağız. Diğer renkle e, kenar süslemesini yapmaya. İpimizi alıyoruz. Hemen bakın şurada yeşilin olduğu noktadan değil. Burada bakın bu model bunun üzerine gelmiş oluyor bu kısımdan batarak başlayacağız. 3 zincirlik boşluğa batıyoruz. Burada hemen şöyle bir zincirle bir ilmek oluşturalım. Bu ilmeği buradan geçirerek 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Sonra bu ipi gizleyebiliriz ya da şimdi arada da örebiliriz. Doluyoruz. 3 zincirlik boşluğa batıp 2 tane trabzan örerek ilerliyoruz. Sıradaki boşluğa batıp kaydırma yapıp 1, 2, 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan örerek buradaki bakın yarım kalan kenar süslemesine burada başlamış oluyoruz. iki rengi de bu şekilde denk getirmiş olacağız. Şimdi bakın diğer rengi geçişimizi yaptık. Bu kenarı da tamamen örerek diğer uçta da yeşille bitişimizi yaparak battaniyemizi tamamlamış olacağız. Şimdi son kenar süslememizi de yaptıktan sonra burada bakın trabzandan sonra ilmeğimizi yeteri kadar uzatarak burada ipimizi kesiyoruz. Fazla kalan ipi çıkardık. Şimdi bu ipi şu ara bakın yeşil rengin geçtiği noktadan geçirerek bakın şu kısımdan şöyle gösterelim bu ipi de gizleyeceğiz arka tarafta. Buradaki geniş boşluktan bu ipi çıkarıyoruz. Bir bakın tekrar trabzanın olduğu arka kesik çizgi ve dış tek kanadına batıp bu ipi arkadan bu tepe noktadan geçirerek burada bir bağlantı yapmış oluyoruz bakın bu şekilde bir bağlantı yaptık sonra burada kalan iplerimizi şöyle uygun boşluklardan geçirerek burada daha küçük numaralı bir tığ kullanabilirsiniz ipi rahat geçirebilmek için ya da etamine iğnesine ipinizi takarak da aralardan ipinizi yürütebilirsiniz bu şekilde de bitişimizi yapmış olduk. En sonda artık iplerimizi gizleyerek battaniyemizin son halini görebiliriz. Battaniyemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Ölçümüz 70'e 70 santim e 70 oldu. Bu battaniye için her renkten ikişer adet kullanarak toplamda 4 yumak iplik kullanmış olduk. Yumuşacık dokuda bir battaniye elde etmiş olduk. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.